İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan adlı Kültür Birliği, 30. yılını jübile etkinliğiyle kutluyor. Ermeni Dostluk Birliği'ne yardım için dev loto. Anıt gözlemi, Şuşi'de, Armenoside adanan ve yıkılan anıtın bulunduğu alanda cami ve müze inşa edilecek. NATO'nun Uluslararası Askeri Personel Başkanı Canuş Adamcak, Başkanlığındaki heyet Arminosit Anıt Kompleksini ziyaret etti. Bölgesel gerilimin Lübnan Ermeni toplumu üzerindeki etkisi. OAS Genel Sekreteri, yerinden edilmiş Ermenilerin arzaha geri dönüşünün garanti altına alınmasının gerekliliğini görüşmek üzere Mario Nalbantyan'ı kabul etti. Pol Gavan, Bakü hükümeti bir mafya grubu gibi davranıyor. Ermenistan adlı kültür derneği 30. yıl dönemini 25 Ekim Cuma günü Burj Le Valans'taki Jean Moulin salonunda bir jubileyle kutlayacak. Etkinlikte 30 yıllık faaliyet ve olayların resmi özeti sunulacak ayrıca Valans Belediye Başkanı Nikola Daragon'a Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ermeni Kılıç Madalyası verilecek. Ermenistan adlı birlik 1994 yılında Valans'ta kuruldu. Birliğin başkanı Grigor Amirzayan, derneğin Ermeni-Fransız bağlarını güçlendirmek ve Ermeni kültürünü yaşatmak amacıyla dost ve düşün insanlarının katılımıyla kurulduğunu belirtiyor. Ermenistan adlı birlik 30 yıl içerisinde 600'den fazla kültürel, sportif ve yurtsever etkinlik düzenledi. Bunların çoğu örneğin Badalyan, Hamparsumyan ve Matavasyan'ın katılımı ve ayrıca Fransa-Ermenistan futbol maçının gösterimi ile büyük başarılara imza attı. Etkinlik gecesi şenlikli pasta ve şampanyayla sona erecek. 19 Ekim'de Ermeni Dostluk Birliği'nin düzenleyeceği büyük bir çekiliş düzenlenecek. Çekilişin ana ödülleri şunlardır. Tunus'ta bir haftalık tatil, Venedik'te bir hafta sonu, elektrikli süpürge, satın alma sertifikaları ve diğer değerli hediyeler. Bu etkinlik, birliğin programlarını ve hayırseverlik girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Katılımcıları harika ödüllerin yer aldığı ilginç ve keyifli bir akşam bekliyor. Bakü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 20 Eylül 2024 tarihinde Şuşa ziyareti sırasında Armenosit kurbanlarına adanan anıtın yok edilerek yerine inşa edilen Bayrak Meydanı'nın açılışına katıldı. Buraya bir zafer müzesi ve yeni bir caminin de yapılacağı söyleniyor. Ermenilere karşı mağdur edilen anıtın bulunduğu yere bu yapıların inşa edilmesi Ermeni halkının kültürel haklarını ağır bir şekilde ihlal etmektedir. Bu sadece mirasın yok edilmesinin bir sonucu değil, aynı zamanda Ermeni kimliğinin inkar edilmesi girişimidir. Azerbaycan'ın bu eylemleri 1954 Lahey Sözleşmesi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve kültürel hakların korunması gibi uluslararası normlara da aykırıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Artsakh'taki kutsal topraklara resmi izin olmadan izinsiz giren ve Bakü yetkililerinin işgaline suç ortaklığı yapan herkesi kınamaktadır. 3 Ekim'de çalışma ziyareti için Doğu Ermenistan'a gelen NATO'nun Uluslararası Askeri Personel Başkanı Kor General Januş Adamcak başkanlığındaki heyet Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid anıtını ziyaret etti davetliler Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit Müze Enstitüsü müze çalışmaları doğrultusunda müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan tarafından karşılandı. Lusine Abrahamyan konuklara anıtın yaratılış tarihini sunarak Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit anıtına kadar eşlik etti. Arminosit Anıtı Müdür Yardımcısı ayrıca Azerbaycan hükümetinin geçen yüzyıl sonlarında Sumgayit Kirovabad, Batkansak ve Bakü bölgesinde düzenlediği katliamlarda ölen Ermenilerin anısına Dizernagabert'te yerleştirilen 3 Haçkar'ın hikayelerine de değindi. Arta Savaşı sırasında anıt duvarı Huşabad'ın önünde gömülen 5 özgürlük savaşçısının hikayeleri yaşananlarla Ermeniler arasındaki bağlantıyı vurguluyor. Üst düzey askeri personel sonsuzluk ateşi yanına çiçek bıraktı ve Arminosid'in masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Heyet üyeleri ayrıca Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid Müzesi'ni gezdi, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı ve ardından heyet başkanı Januş Adamcak, onur konuklarının anı defterine not düştü. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Ermeniler üzerinde ağır bir etki yarattı bölge analisti Yeğya Taşçıyan Vikli'ye verdiği röportajda bombalamaların tüm topluluklar kadar Lübnanlı Ermenileri de etkilediğini belirtti. İsrail, Hizbullah altyapısını hedef aldığını söylediği iki hafta süren hava saldırılarının ardından 1 Ekim'de Güney Lübnan'ı işgal etti. Resmi makamlara göre binden fazla kişi öldü ve 1 milyon kişi yerinden edildi. Taşçıyan, insani durumun zor olduğunu kaydetti. Okullar kapalı, fabrikalar ihracat ve ithalat kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ayrıca ülkede yeni bir göç dalgası başlayabilir. Batı medyasını da eleştiren Taşçıyan, bu çatışmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki bir çatışma gibi yansıtıldığını, ancak gerçekte Lübnan halkına karşı bir savaşa benzediğini belirtti. Taşçıyan ayrıca Azerbaycan'ın Orta Doğu'daki durumu Zangezur koridorunu kontrol altına almak amacıyla Sünike saldırmak için kullanabileceği konusunda da uyardı. Lübnan'da yaşanan olaylardan derinden etkilenen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan'ın İsrail bombalamalarında mağdur olan Lübnan halkına başsağlığı dilediğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Amerikan Devletleri Örgütü OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, SOS İntern Başkan Yardımcısı, Dünya Ermenileri Ulusal Konseyi Üyesi ve Artsak Halkının Temel Haklarının Korunması Komitesi Üyesi Marion Nalbantyan'ı makamında kabul etti. Almagro ve Albantyan, yerinden edilmiş Ermenilerin Artsaha dönüşünün garanti altına alınması ihtiyacını, Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve Artsah'taki Ermeni kültürel mirasının yok edilmesinin durdurulmasına ilişkin konuları ele aldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin İrlandalı milletvekili Paul Gavan, Alfa nüfse yaptığı açıklamada şunları dedi: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki konuşmamda Bakü'nün üyeliği konusunu anlattım. Kendi vatandaşlarına yönelik açık tacizlere ve artık vatandaşlarına yönelik öfkeli davranışlara vurgu yaptım. Paul Gavan, Azerbaycan'ın ülkede durumu nasıl olduğunu gerçekten kimsenin incelemesine izin vermemesi, seçimlere hile karıştırıp gerçek bir mafya gibi davranması bize şunu söylüyor. Eğer bu konuları mecliste ele almazsak bir insan hakları örgütü olarak güvenilirliğimizi kaybedeceğiz. Tartışma sırasında bu açıklamayı yaptım ve biraz endişeliyim çünkü birçok milletvekili şimdi diyalog zamanının geldiğini söyleyerek karşıt bakış açısını dile getirdi. Bu benim için kafa karıştırıcı çünkü bu olduğunda ve meclise aşağılayıcı davranıldığında diyalog için zaman kalmıyor. Şimdi diyalog zamanı değil. Eylem zamanı. Bu yetkilileri sorumlu tutun ve uygar dünyaya davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini bildirin. Hem kendi vatandaşlarına toplu şiddet uyguladıklarında hem de Artsakh'ın yerli halkına karşı korkunç bir tavır sergilediklerinde onları affedemezsiniz. Tartışma gayet iyi gitti ama bu rejim adına seslerin sayısı konusunda endişelerim var dedi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.